Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2019 bütçesinin yatırım harcamalarının 9. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel Kurulu Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına saygıyla selamlıyorum. Tabii yaklaşık 10 günden bu tarafa bütçeyi konuşurken özellikle bir konuya açıklık getirmek istiyorum. 1999 yılında milletvekili olarak parlamentoya girdim. 57. hükümet döneminde görev aldım. Burada AK Partili hatip arkadaşlar, tamamı değil tabii ki ama bir kısmı sürekli 99-2000 kıyaslaması yaparak bugünkü durumlarını izah etmeye çalışırken şuna çok üzülüyorum. 1999-2002 yılı arasında görev yapan 57. hükümet gerek ekonomik, gerek yapısal reformlar, gerekse bu ülkede birçok konuda büyük mesafeler kat etmiş, üç partili dünyaya farklı pencereden bakan hükümet olmasına rağmen Allah rahmet eylesin Sayın Bülent Ecevit'in başbakanlığında bugün 10 yıl boyunca AK Parti iktidarlarının dahi bence takdir ettiği, bir kısmının söylediği birçok konuda büyük kararlar almıştır. Lakin konuşmacılar ısrarla 16 yıllık AK Parti iktidarını anlatmaları gerekirken, yaptıkları bana göre de güzel şeyler var, hizmetler var. Bu hizmetleri anlatması gerekirken, o gün yaşı 10 olanlar dahi 2002'de bankalara el konuldu. 2001'de faiz şuydu. 2001'de şu oldu. E tamam da yıl 2019, yani 2018, 2019'a geçiyoruz. Konuşacak çok şey var. Anlatılacak çok şey var. 2002'deki hükümetler eğer hakikaten halk tarafından desteklenmiş olsaydı zaten baraj altı kalmazlardı. O gün yüce Türk milleti bir karar verdi. Milliyetçi Hareket Partisi, Demokratik Sol Parti ve Anavatan Partisi'nden oluşan hükümeti tamamını meclis dışında bıraktı ve sizleri iktidar etti. Öyleyse ben hasreten rica ediyorum, sürekli geriye dönüp de şunu oldu, oradan buraya geldik, buradan şunu yaptık diyerek benim hükümet ortağı olduğum Milliyetçi Hareket Partisi grubunda Sayın Genel Başkanımla 21. dönem milletvekili olarak görev yaptığım 57. hükümete sürekli sataşılırsa bu sefer biz de konuşmak zorunda kalıyoruz. Ben konuşunca da haber oluyor, ittifak zarar görür diye sesimizi çıkarmıyoruz. Çünkü ittifakın yürümesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta da başarılı bir sonuç almasını arzuluyoruz. Öyleyse bu arzumuz istikametinde lütfen biraz hassasiyet göstermenizi önemli rica ediyorum. Özellikle sayın grup başkan vekillerinden bunu pamuklara sarmamız lazım başkanım. İnşallah. Dolayısıyla şimdi yatırım harcamalarına gelince, bu 16 yıl içerisinde iktidar olunmasına rağmen kendi vilayetim Ordu'da sorunların da çok fazla olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Örneğin Ordu ilinde organize sanayi bölgeleri olarak Ünye, Fatsa ve Ordu merkezde 3 tane organize sanayi bölgesi istimlak kararı alındı. Bunun 53 milyon istimlak bedeli halen ödenmediği için yaklaşık 118 trilyonluk da bir yatırım olarak önümüzde duruyor. Bir türlü hayata geçirilmiyor. Sayın Sanayi Bakanı'na önceki gün sorduğumda bütçenin yeterli olduğu oranda bakacağız dedi. Bakacağız olmamalı. Çünkü burada en az 20-25 bin insan ekmek yiyecek. Çalışacak, üretecek, hem Türkiye'ye katma değer yaratacak, hem ihracat yapacak, hem istihdam yaratacak. Öyleyse
bunun bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü Fatsa, Ünye ve Ordu, Ordu ilinin adeta lokomotif 3 ilçesi, buna özen gösterilmesi gerekiyor. Ordu'da 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 14 trilyon harcanarak bir botanik bahçesi yapıldı ve açılışı gerçekleşti. Güzel bir hizmetti, takdir ettik, metiye düştük. Lakin bu yıl içerisinde botanik bahçesi yerle bir edildi, yıkıldı, yerine şehir hastanesi yapılması kararı alındı. Şehir hastanesi kararını da saygıyla karşıladık. Çünkü Ordu'nun bir şehir hastanesine ihtiyacı var. Ama maalesef hala arazinin Sağlık Bakanlığı'na devri bile gerçekleşmedi. Arazi üzerinde, yüzün üzerinde arsa sahibinin alacağı, yani tapusu var, özür dilerim. İstimlak paraları ödenmiyor. Dolayısıyla şehir hastanemiz bir türlü hayata geçmiyor, geçirilemiyor. Bunun dikkate alınması gerekiyor. Ordu'nun arka ilçeleri dediğimiz Aybastı gibi, Korgan, Kumru gibi, Mesudiye gibi ilçelerimizde sağlık hizmetleri yeterli değil. Doktorlar adeta yok denecek seviyede. Kadın doğum doktoru yok, çocuk doktoru yok. Dolayısıyla bu hastanelerin bir an önce 21. yüzyıla yakışır, iktidarın hizmet anlayışına yakışır seviyeye getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine Ünye'de bir kültür merkezi ihalesi yapıldı. Müteahhite devri gerçekleşti. Ama maalesef her ne sebeptendir bilmiyorum. İhale durduruldu. İhaleyi alan müteahhit oraya kazma vurmasına rağmen geri çektirildi. Ne müteahhite al geri veriyoruz deniliyor, İşte teminatını falan çekil deniliyor, ne de kültür merkezi yapılışı için bir çaba gösterilmiyor. Ünye'li bu kültür merkezinin bir an önce hayata geçmesini bekliyor. 53 tane kapanan belde belediyelerimiz var. Adeta mezraya döndü. Buralar yatırım bekliyor. İktidardan yatırım bekliyor. Büyük şehir olmamız sebebiyle 3 tane limanımız vardı. Büyük şehre devredildi. Adeta limanlarımız kapatıldı. Hiçbir işe yaramaz hale geldi. İç Anadolu'yla Karadeniz'in bağlantısı olan bu limanların tekrar canlandırılması gerekiyor. Ordu'nun en büyük geçim kaynağı olan denizcilik, balıkçılık tekrar canlandırılmalıdır diyoruz bu yatırım bütçesi kapsamında. Yine Ordu büyük şehir olduktan sonra insanlar umutlandı ama maalesef yol ve su sorunları had safhaya çıktı. Bunların da bir an önce çözümlenmesi gerekiyor. Tabii biz yol ve su deyince bu Ordu Büyükşehir Belediyesi kapsamına giriyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne soruyoruz, neden yapmıyorsunuz? Sular akmıyor köylerde, yollar perişan dediğimizde büyükşehirde bütçe yeterli değil diyor. Ama Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne 3 ay önce yeni bir belediye başkanı adı atandı. Atanan belediye başkanı 500 bin lira ya ters ev yapıyor Ordu'ya. Ters ev. Yani görüntü güzel olacakmış. Tanesi de 500 bin lira. Yazık, günah değil mi? Para yoksa bu 500 bin lira nereden? Para varsa su niye yok? Yollar niye yapılmıyor? Dolayısıyla insanlar bizi soruyorlar bize bunu. Biz de size aracılık görevi yapıyoruz sayın grup başkan vekillerine. Bunları anlatıyoruz ki not alırlar diye bekliyoruz. Muhtemelen tutanaklardan not alacaklar inşallah. Değerlendirecekler, muhataplarına bildirecekler diye düşünüyoruz. Bu 16 yılın neticesinde sorunlar hakikaten çok fazla. Bu sorunların çözümlenmesi gerekiyor. Muhalefet partileri de söylüyor, biz de söylüyoruz. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümlenmesi için gayret gösterilmeli. 30 yıl prim ödemiş insanlara hiç olmasa sağlık hizmetlerini vermeyi layık görmeliyiz. Yardımcı hizmetler sınıfı kadro kaldırılmasını talep ediyor. Bu konuda onların isyanları dikkate alınmalı. Ceza indirimi bekleyen insanlarımız var. Hakikaten ekonomik kriz demeyelim ama ekonomik sıkışma kriz deyince alınganlık yaratabilir.
ekonomik sıkışma sebebiyle çekler ve senetlerde büyük oranda bir yığılma var. İcra dosyaları hayli sayıda arttı. Sayın Engin Yurt, bir dakika. İcra taahhütünde bulunup da 90 gün hapis cezası alıp bekleyen en az 300 bin insan var. Bu icra taahhütünün cezası denetimli serbestlikten de yararlanamıyor. 90 gün hapis yatmak zorunda kalıyor. Bu ekonomik çıkmazdan dolayı çekleri yazılan adeta yüz binlerce insan hapse girmek için sırada bekliyor. Bu insanların da dertlerine çözüm üretmek için Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın sunduğu ceza indirimini tartışalım, görüşelim, konuşalım. Yanlışlar, beğenmediklerimiz varsa çıkaralım. Ama muhakkak insanlara bir umut verdik. Bu umudu hayata geçirelim. Hakikaten mağdur olanlar, hakikaten kader mahkum olanlar var. Bu insanların dertlerine bir çözüm üretelim diyorum. Bütçemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum.